Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere çok düzeyli liste nasıl yapılır bunu anlatacağım. Aynı zamanda stilleri kullanarak çok düzeyli listeyi nasıl oluşturabiliriz bunu da göstermiş olacağım. Rahat anlaşılsın diye renkler üzerinden bu örneği yapacağız. Daha sonra ise başka konularla bunu pekiştireceğim. Gördüğünüz gibi burada renkler kısmı var, ana renkler var. Ana renklerinde neler olduğu alt tarafında gösterilmiş durumda. Gördüğünüz gibi mesela ilk başta renkler kısmı bizim ilk başta ilk başlığımızdır. Ana renkler ikinci başlığımız. Buradaki ana renklerin içeriği de üçüncü başlığımızdır. Üç düzeyli bir listeleme yöntemi yapacağız. İlk başta biz bunları madde işareti gibi çok düzeyli olarak işaretlersek bunların hepsine şu şekilde sayı verecektir. Mesela şu şekilde yaptık diyelim. Gördüğünüz gibi 17 tane burada veri göstermektedir. Fakat biz bunu istemiyoruz, değil mi? O zaman ne yapacağız? Şunlar arasında birazcık boşluk bırakayım, daha rahat anlaşılsın. Şu şekilde. Daha önceki derslerinden hatırlayacağınız gibi kelimemin başına gelip tab tuşuna bastığım anda gördüğünüz gibi ikinci başlığa gelmiş durumda. Peki bizim buradaki sarı, kırmızı ve mavi renklerimiz ana renklerimizin alt başlığı olduğu için bunlar da onun alt başlığı olması gerekiyor. Bir defa taba bastık. Daha sonrasında onun alt başlığı olması için bir defa daha basıyoruz. Gördüğünüz gibi bir renkler 1.1 ana renkler 1.1.1 sarı şeklinde göstermektedir. Kırmızı ve mavi de aynı şekilde burada sadece tab tuşlarıyla alt başlık oluşturabilirsiniz. Aynı şekilde ara renkler bizim ikinci bir başlığımızdır. Gördüğünüz gibi burada 1.1 şeklinde görünmektedir. Şimdi buraya tab tuşuna bastığımızda 1.2 ara renkler olarak karşımıza gelecektir. Bakın, çünkü bunlar aynı düzeyde. Bu sıcak renkler 1.3, soğuk renkler 1.4 şeklinde devam etmesi gerekiyor. Peki turuncu burada 1.2.1 şeklinde devam etmesi gerekiyor. Taba bir kere basıyoruz. Şu an alt başlığı olmadı. Bir defa daha bastığımızda alt başlığı olmuş oldu. Şu şekilde tekrar yapabilirsiniz. Tekrardan buraları da tekrar anlatmaya gerek yok. Çift olarak taba bastığınızda bu şekilde alt kısmı oluşturabildik. Bakın şu an gördüğünüz gibi listeleme yöntemim 3 düzeyli bir yöntemdir. Yani burada bir renkler, daha sonra 1.1 ana renkler, 1.2 ara renkler, 1.3 şuraya da tab tuşuna basmamız gerekiyor. Özür diliyorum. Şunlara da 1.3 sıcak, 1.4 soğuk renkler şeklinde görülmektedir. Bunların da alt başlığı aşağılarında yer almaktadır. Bunları belgeler kısmında çok kullanacağız. Aşağıda da bunu pekiştireceğiz. Peki bu sadece bu şekilde mi oluyor? Hepsini geri alıyorum bakın şu anda. Geri alıyorum. Evet, şu şekliyle geri geldim. Peki burada çok düzeylilerde diyelim ki ben madde olarak göstermek istiyorum. Şunu sola çekelim. Madde bir renkler. Tabii ki bu bizim yazdığımız maddelere uygun bir şey değil ama yine aynı mantık var burada da. Gördüğünüz gibi bölüm olarak geçecektir. Buradaki de iki defa bastığınızda burada 1.0 bir daha bastığınızda sarıya geçecektir. Ama burada sizin gruplandıracağınız kısım hangisine uygunsa onu yapmanız gerekiyor. Çünkü burada ben maddelere göre ayarlamadığım için farklı rakamlar çıkacak ve kafanız karışacaktır. Başka neler var diye bakabiliriz. Şu şekilde buradan farklı düzeylendirmelerde başlıklar var. Bakın burada mesela. Yine birinci başlık. Ana renkler kısmında bir defa tıkladığımızda gördüğünüz gibi A olarak geçiyor. Şu şekilde 1 olarak geçiyor. Tabii ki bu biraz daha sola çekilmesi gerekiyor. Şu şekilde olması gerekiyor. Yine aynı şekilde kırmızıya iki defa basınca 2 olacak. Maviye de iki defa basınca 3 olacak. Bu şekilde devam edecektir. Yine ara renklerde de aynı şekilde devam edecektir. Böyle de bir gruplandırma var. Dediğim gibi size hangisi uygunsa onu yapmanız gerekiyor. Yine aynı şeyi burada uygulayalım. Mesela dünya mobilya sektörü, Türkiye mobilya sektörü. Şunları hatta ben koyu yapmayayım. Daha rahat anlaşılsın. Şu gördüğünüz koyular ve buradaki yazılar, şu yazılar ana başlıklarımız. Burada iki düzey var. Ana başlıklarımız. Burada renkler kısmı da vardı. Üç düzeydi. Bunu siliyoruz kafamız karışmasın.
Dünya mobilya sektörümüz bir düzeyli bir kısım. İkinci başlığımız Türkiye'de mobilya sektörü. Üçüncü başlığımız Afyonkarahisar'da mobilya sektörü. Genelden özele giden bir durum. Yine aynı şekilde seçiyoruz. Düzeylendirmeye geldik. Buradan herhangi birisini seçiyoruz. Mesela bu kez de bunu deneyelim. Gördüğünüz gibi buradan birden 8'e kadar gösterdi bize. Fakat bizim istediğimiz tabii ki bu değil. Biz ne istiyoruz? Dünya mobilya sektörünün alt başlığı mobilya ihracatı olsun. Daha sonrasında mobilya ithalatı olsun. Yine tab tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi bir A oldu. Tekrar bastığımızda D oldu. Yani dünya mobilya sektörünün alt başlıkları karşımıza çıktı. Türkiye'de mobilya sektörü diyorum. Yine aynı şekilde birer defa bastığında alt başlıklarını görmüş olduk. Yine buradaki 4'te A olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi oldu bu şekilde. Bu A, B, C şeklinde ayırabileceğiniz bir yöntem. Burada başka bir şey de olsaydı bunu da X diyelim mesela, böyle devam edecekti. İstediğiniz kadar bunları da çoğaltabileceksiniz yani. Burada başka yöntemlerle de bir nokta birle, maddeyle, başlıkla, kısımla bu şekilde de oluşturabilirsiniz. Peki bu yöntemleri ben buradaki stiller kısmıyla nasıl yaparım derseniz, mesela buraların ben kalın olmasını istemiyorum. Diyelim ki başlık 2 diyelim. Buradan değiştir seçeneğini uyguluyorum. Bunların kalın olmasını istemiyorsak bir defa tıklayacağız. Buraya gelecek, gördüğünüz gibi başlık 2 yazdım. Hatta kısım 2 yazayım. Değiştiğini görürsünüz hem oradan. Bunun da mesela 11 olmasını istiyorum. Tamam diyorum. Şimdi ben artık buna üzerine seçip kısım 2'ye tıkladığımda gördüğünüz gibi bu şekilde bir yazı çıkacak. Yine aynı şekilde kısım 2 yazdığımda bu şekilde bir yazı çıkacak. Yani bunu siz istediğiniz zaman bu şekilde buraya da başka şeyler de yazabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde aşağı taraftaki ikinci başlık kısımlarına kısım 2 yazabilirsiniz. Tabii ki buradan paragraf ayarlarını falan ayarlamanız gerekiyor. 1,5 satır işte, o artık nasıl bir ayar gerekiyorsa sizin için, nasıl uygunsa. Bunları da stillere bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bunu elle de bu şekilde oluşturabilirsiniz. Buradan kısım 2'den de oluşturabilirsiniz. Diyelim ki şunu da mesela kısım 1 olarak değiştireyim ben. Buna da kısım 1, birinci başlık gibi düşünün. Bunu da mesela ben 15 olmasını istiyorum. Kalın olmasını istiyorum. Sol tarafa dayanmasını istiyorum. Paragrafın biraz aşağı gitmesini istiyorum. Ve de şuradan da hatta renkli olsun da siz de fark edin. Şu şekilde de renklendirmek istiyorum. Artık bunu seçtikten sonra kısım 1'e tıklarsam bu şekilde olacak. Ana başlıklarımın hepsi. Bu şekilde de düzeylendirmeyi kendiniz yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 1-2-3 şeklinde olmuş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımızın devamı gelecektir. Abone olmayı unutmayalım.